Değerli izleyenler, şimdi önemli bir telefon bağlantımız daha var. Diyarbakır'da depremde ağır hasar alan ve 4 bloğundan biri yıkılan galeri sitesinin müteahhiti Ankara'da yakalandı. Detayları TV100 muhabiri Vuslat Aylan alacağız. Vuslat. Gizem Çetin, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden bir tanesi ve Diyarbakır'da depremde ağır hasar alan ve 4 bloğundan biri yıkılan galeri sitesinin müteahhiti Sedat Eser Ankara'da yakalandı. Evet, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999'da hizmete girmişti. 4 katı alışveriş merkezi olup 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu galeri sitesinin bir bloğu Kahramanmaraş merkezi depremlerin ilkinde yıkılmıştı. Olayda 89 kişi yaşamını yitirirken 22 kişi de yaralanmıştı. Depremin hemen ardından sonra başlatılan soruşturma kapsamında sitenin müteahhiti hakkında, Sedat Eser hakkında olası kasıtla birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan arama emri çıkarılmıştı. Galeri sitesinin müteahhiti Ankara'da polis ekipleri tarafından yakalandı diyelim ve sözü Ankara'dan İstanbul'a bırakalım. Soğan yetmeyecek, fiyatları daha da artacak iddialarına yanıt geldi efendim. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu da konuya dair bir video paylaşmıştı. Soğanın kilosu artık 30 lira diye. Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi bu açıklama. Bakanlık 2022 yılında Adana ve Hatay illerimizde 272 bin ton olan turfanda soğan üretiminin bu yıl 284 bin tona yükselmesinin beklendiğini açıkladı. Maşallah, baksana ya, ateş ateş. Soğanın bir geçiş dönemi, bir ara dönemi. Yani bu bir hafta sonra biz Allah izin verir yeniden bir araya gelir, bir program yaparsak soğanın kaç para olduğunu tekrar konuşuruz. Bakan Kirişli'den soğan açıklaması geldi. Halkın ihtiyacı fazlasıyla karşılanacak diyerek Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Bir hafta sonra biz Allah izin verir yeniden bir araya gelir, bir program yaparsak soğanın kaç para olduğunu tekrar konuşuruz. Dolayısıyla bu ara dönemlerdeki fiyatları esas alıp bunun üzerinden soğanın fiyatı budur demek biraz da soğan üreticisine de haksızlık olur. Aynı Kılıçdaroğlu inşallah Nevşehir'e, Niğde'ye gider, Hatay'a gider. Çünkü şu anda turfanda soğan Hatay'da çıkmaya başladı. Adana devamı ve burada yeteri kadar soğan üretimi var şu anda ve bu soğanla birlikte fiyatların nasıl düştüğünü de görürüz. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da yazılı açıklama yapıldı. Ülkemizde son 10 yıllık ortalamalara göre yılda 2 milyon 100 bin ton kuru soğan üretilmekte olup 2022 yılı kuru soğan üretimi 2 milyon 350 bin ton olarak gerçekleşmiştir ifadelerini kullandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2021-2022 pazarlama yılında yurt içi kullanım miktarı 2 milyon 87 bin ton ve yeterlilik oranının %114,7 olduğunu açıkladı. Ne fayda, fiyat yok. Açıklamada ülkemizin bir bölgesinde ekim yapılırken bir başka bölgemizde hasat yapmaya imkan vermekte olduğu vurgulandı. Böylece halkımızın gıda ihtiyacı kesintisiz bir şekilde karşılanmaktadır denildi. Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 yılında Adana ve Hatay illerimizde 272 bin ton olan turfanda soğan üretiminin bu yıl 284 bin tona yükselmesi beklenmektedir diyerek 2023 rekolte hedefini de açıklamış oldu. Bakan Kirişçi et fiyatları ile ilgili de konuştu. Fiyatlar düşecek dedi.